Sömestr tatili geldi, yorucu bir 10. sınıf 1. dönemden sonra yeniden artık dinlenme zamanındayız. Bu tatili iyi değerlendirmemiz lazım çünkü dinlenmekte çalışmaya dahil tabii ki hedefi olan, hayalleri olan, geleceğe dair şimdiden yatırım yapan arkadaşlar bu dinlenmeyi çok kaliteli geçirecekler. Mutlaka ilk dönemde yaptığımız hatalar olabilir, takdir, teşekkür, eksik yazılar olmuş olabilir yani düşük aldığımız yazılar olmuş olabilir ama esas olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle düşünün, büyük bir salam düşünün tamam mı? Bu salamı siz ince ince dilimlerseniz kahvaltıda bu salam dilimleri size lezzetli bir kahvaltı dilimi haline gelir. Ama son ana bırakırsanız diyelim ki bu salamı ince ince dilimlerle son gün bir günde bitirmeye çalışırsınız ne olur vazgeçersiniz. İşte geleceğe dair kuracağımız hayaller de böyle arkadaşlar. Yani sizler geleceğe dair bir hayaliniz varsa bu hayalinizle alakalı yani üniversiteyle alakalı bir pasta dilimi gibi ya da salam dilimi gibi ince ince dilimleyip ilerlerseniz 9'daki, 10'daki, 11'deki konuları dilim dilim bitirirseniz gelecekte hayallerinizden vazgeçmezsiniz. Şimdi burada uyku düzenimize dikkat edeceğiz. Neden? Çünkü 10. sınıfta da hala fiziksel gelişimimiz devam ediyor, zihinsel gelişimimiz devam ediyor. Erken yatıp erken kalkmak bizim için hala çok çok değerli. Parar soruları değerli, kitap okumak değerli. Neden? Çünkü üniversite sınavında da, okul sınavlarımızda da bizlere Türkçe değerlendirme gücünü çok ciddi bir şekilde ölçecekler. O yüzden kitap okuduğumuzda sadece Türkçe kelime darca de değil, aynı zamanda odaklanma, dikkat yeteneğimize geliştiğinden kitap okumamız değerli. Ve hatta paragraf soruları çözen arkadaşları da şimdiden tebrik ediyorum. Bu tarz paragraf soruları çözen, paragrafik kitabımızdan paragrafları çözerek kendini geliştiren arkadaşlar ileride gerçekten üniversite sınavı adına çok büyük adımlar atmış olacaklar. Çok daha hızlı bir şekilde soruları çözerek çok daha iyi yerlere gelecekler. Bunu da söyleyebiliriz. Alan seçimi için hedefimizi belirlememiz lazım. Hedefi olmayan bir yelkenliğe hiçbir rüzgar yardım etmiyor biliyorsunuz. Eğer hedefiniz varsa şu anda yapacağınız o küçük dilimler hani dedim ya az önce salam dilimleri, pasta dilimleri sizlere çok büyük enerji, motivasyon kaynağı olacak. Ama hedefiniz yoksa ya ben buna niye çalışıyorum? Bu saatte niye para soru çözüyorum? Niye dinamo coğrafyadan soru çözüyorum ki? Hiç i̇şte yok burada ÖSYM tarzı soru varmış. Bana ne ÖSYM tarzı sorudan diyebilirsin. Halbuki onun sınıf öğrendiğin konunun aynı zamanda ileride gireceğin mühendislik, hukuk, tıp, eczacılık, işletme fark etmez. Hayallerinle alakalı meslekte gelebilecek sorular olduğunu burada ÖSYM tarzı olarak söylüyoruz. Yani bu soruyu şimdi onun sınıfı yaptın ya aynısı sana üniversitede de gelecek. Ona yönelik bir dilimi daha kes, bir pasta dilimini daha bitir, bir salam dilimini daha incelt demek istiyoruz. Dolayısıyla bu soruları çözerken geleceğinize yatırım yaptığınızı hissedebilirsiniz. Eğer hedefiniz varsa. Dolayısıyla hedef olan arkadaşlara şimdiden Tebrikler diyoruz ve inşallah hedefleri yolunda ilerlesinler. Peki yarı yıl tatilinde ne yapacağız bizler arkadaşlar? Eksiklerimizi kapatacağız ve ikinci döneme mükemmel bir başlangıç yapacağız. Onun sınıf full tekrar kampımız gelecek. Matematik, fizik, kimya, biyolojide sayısal derslerdeki eksiklerimizi harika bir şekilde kapatıp ikinci döneme güçlü bir başlangıç yapacağız. Öğrendiğimiz zaman bilgimiz artıyor. Ama tekrar yapmadığımız zaman yani sorularla pekiştirmediğimiz zaman işte paragraf sorusu olabilir ya da matematik sorusu olabilir hiç fark etmez. Sen soruyla bunu pekiştirmediğin zaman maalesef uçup gidiyor ve üniversite sınavında da arkadaşlar bize soru soruyorlar. Yani cevapları önünde yazan sorular soruyorlar. Dolayısıyla mutlaka sorular çözeceğiz. Sorular üzerinden göstereceğiz. Taktikler vereceğiz. Ve sizler de mutlaka bunlardan soru çözmenizi tavsiye ediyoruz. Hatalar yapmamız lazım. Hatasız kul olmaz demiş Tarkan'da, Orhan Gencebay'da. Bizler de hata yapacağız ve bu hatalar bizim ileride doğrularımız olacak. Neden? Çünkü biz hata yapacağız. Bu hatayı düzelteceğiz. Hata yapacağız. Bu hatayı düzelteceğiz. Hata yapacağız. Bu hatayı düzelteceğiz. Üniversite sınavı gibi sınavlarda da bu hataları bir daha karşımıza geldiğinde yapmayacağız. Doğruları zaten yine doğru yaparsın. Yani şimdi size sorsak Türkiye'nin başkenti neresidir? Ankara. Üniversitede sorsalar gene Ankara değişmiyor. Bunu biliyorsunuz zaten. Ama bilmediğiniz bir şeyi hata yapıp öğrendiğinizde işte bunlar size kazanım olarak gelecek arkadaşlar. Sayısal dersleri az önce söylediğim gibi 10. sınıf full tekrar kampımızı sizlerle beraber tekrar ediyoruz. Matematikle başlayacağız 23 Ocak'ta. Sonrasında fizik, kimya, biyoloji ile birinci dönem tüm sayısal derslerini sorular üzerinden taktiklerle birlikte ve 10. sınıf dinamo soru bankalarımızdaki ÖSM tarzı sorulara uygun bir şekilde bakın burada ÖSM tarz sorular var. Bu sorulara uygun bir şekilde sizlerle beraber tekrar edeceğiz arkadaşlar. Diğer sözel derslerde mesela diyelim ki örnek verelim e, coğrafya dersine bakalım. Coğrafya dersinde de siz ÖSM tarzı soruları ödev vereceğiz. Sizlere tyT adına da büyük bir yatırım yapmış olun arkadaşlar. Ve aynı zamanda sizlerden gelen yorumlara bağlı olarak ekstra konularda eksik kaldığınız sıkıntılar varsa bunlara yönelik de takvimimiz olacak. Ödülü soruyorlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bizler için çok değerlisiniz. Bizler hocalarınız olarak sizlere kapıyı açıyoruz ama çalışmalarınızla gayretlerinizle, enerjinizle o üniversite kapılarından içeri girecek olan sizlersiniz ve gireceğinize eminiz. Hadi bakalım.